Selamlar herkese. Son bölümümüzde biliyorsunuz beraber bir uygulama geliştirmiştik Arbitrum üstünde. Bir dep geliştirmiştik. Bir kek otomatı depini. Ve ben de bugün sizlere bu tarz uygulamaların daha fazlasını nerede bulacağınızdan bahsedeceğim biraz daha. Önceki videoları izlemediyseniz bu arada kanaldan ulaşabilirsiniz. Ama bunun gibi birçok örnek arasında aslında. Arbitrum bu noktada sizlere çok kaynak sağlıyor. Biraz bu kaynaklara beraber göz gezdireceğiz ve linkleri de zaten yorumda paylaşacağım. Öncelikle zaten Off Chain Labs'in yani Arbutum Arbitrum'un bir GitHub dosyası var burada gördüğünüz gibi ve burada işte birçok bilgiler var. Daha önce bahsettiğim işte Arbitrum Nitro, Arbitrum'da token köprüleme, işte Arbitrum SDK gibi birçok döküman var. Örneğin burada Nitro'ya girdiğinizde işte Arbitrum Nitro ile ilgili kullanacaksınız Nitro'yu projeniz içinde. Bununla ilgili birçok kod örneği, bir çok SDK mevcut ve bu da tabii işinizi kolaylaştırıyor. Tabii bunlarla da kalmıyor. Bunların içinde örnek projeler de var. Mesela tutorial'a girdiğimizde burada işte haket kısmı girin package yazan yere. Mesela örneğin burada bir patch uygulaması yani bir patch shop depi merkeziyetsiz uygulamasını tüm dosyasını görüyorsunuz ve buradan siz de gidip bu dosyaları kurabilirsiniz ve bir tane Arbitrum üstünde çalışan bir patch uygulaması yapabilirsiniz. Zaten bakın burada readme kısmı var. İşte burada nasıl bunu Arbitrum'a entegre edeceğinizi kontratın her detay yazıyor. Komutlar yazıyor. Buraya girdiğinizde işte kontratı direkt burada görebiliyorsunuz zaten işte adoption'ı şu solla tıkladık. Yani burada kontratın tüm detayları görüyorsunuz. Bunun dışında script'i de görebiliyorsunuz. Yani her şeyi sağlıyorlar size aslında. Bu noktada da gerçekten proje geliştirmek oldukça kolaylaşıyor. Örneğin tutorial kısmında diğer bir başka bir örnek de var. Yani bunlardan daha fazla örnek var. Hani sorularınız olursa ben de size paylaşırım. Daha fazla linkleri zaten grupta yorumlarda sizlerle mutlaka paylaşacağım. Örneğin oylama ile ilgili burada yine bir uygulama geliştirme örneği var. Yine aynı şekilde nasıl geliştireceğiniz, kontratlar, işte script'ler her şey yer alıyor. Yani önemli olan adım 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 gitmek. Yani burada özellikle bu eğitimdeki gibi bizim de ilerlediğimiz gibi adım adım. Yani nereden başlayacağınızı bilirseniz zaten proje geliştirmek çok zor olmaz. Onun için örneğin Arbitrum'da ilk defa proje geliştireceksiniz. Önce belki basit örnek projeleri test ederek başlayabilirsiniz. Bu da çünkü işinizi kolaylaştırır ve burayı bu ekosistemi anlamanızı sağlar. Çünkü zaten burada size her şeyi sağlıyorlar neredeyse bu kitap dosyalarında. Onun için de sizin bir yerden başlamanız önemli. Bunun dışında Developer Hub sistemi var Arbitrum'un. Burada da aslında bir geliştiriciyseniz tüm ekosisteme dair bir kılavuz sunuyor size. Tüm teknoloji araçları bir araya getiren bir kapsamlı bir geliştirici merkezi aslında. Daha önce işte burada bir uygulama geliştirmek için kodunuzu nasıl bir şekilde kod yazıyacaksınız, nasıl bir proje geliştireceksiniz, buna bağlı tutullar vardı biliyorsunuz. Bunlardan biri örneğin Hardet. Burada Hardet'i direkt Arbitrum sitesinde de paylaşıyorlar işte. Hardet ne yapıyordu? Akızlı sözleşmelerinizi oluşturmanızı, test etmenizi ve hata ayıklamanızı basitleştiriyor. Ethereum ve Arbitrum'da, diğer EVM de proje geliştirmenizi kolaylaştırıyordu. Yine bunun dışında Foundry var. Bu da hmm. akıl sözleşme oluşturmayı, yine test etmeyi ve dağıtımı basitleştiren bir uygulama. Rust tabanlı bir araç takımı eğer Rust kullanıyorsunuz. Third map var. Bu da işte SDK, IBM uyumlu. Cüzdan entegrasyonlarını sağlamanız, etkileşimleri sağlamanız, merkezi olmayan depolamayı, kimlik doğrulamayı ve diğer işlemleri yapmanızı sağlayan bir yine bir tool. Bunun dışında işte Brownie tool'u var. Bu da özellikle Python tabanlı bir geliştirme yapıyorsanız bu çerçevede uygulama geliştirmenizi geliştirecek sağlayan kullanıcı dostu bir ortam sağlıyor. İşte burada mesela sitelerini de sizler için açtım. Buradan görebilirsiniz. Sitelerinden de her şeyi ücretsiz indirebiliyorsunuz. Yine rehberler var. Yine yine kendi kitapları var ve buradan da hani bu siteleri tek tek inceleyip aslında şu çok önemli bir proje geliştireceksiniz neyi kullanmalısınız hard etimi kullanmalısınız örneğin yoksa burada hardet değil de foundry mi kullanmalısınız hepsine ne kararı en baştan vermeniz lazım yani proje başında size gerekli kaynaklarınızı belirlemeniz lazım mesela burada foundry ile ilgili de tüm dokümanları görüyorsunuz ve bunları okuyabilirsiniz bunlar üstünde yapılmış örnekleri inceleyebilirsiniz Törp web'i ile de birlikte işte cüzdan entegrasyonunu, blok zincir içinde diğer etkileşimler için gerekli kaynaklarınızı sağlayabilirsiniz. Bir Python tabanlı bir şey yapacaksanız Brown üstünde size Brownie'nin kitabı burada. Bütün gerekli dosyaları inceleyebilirsiniz. Bütün adımları görebilirsiniz. Yani Arbitrum size kısacası her şeyi sağlamaya çalışıyor. Ama bence bunların da dışında benim için en değerli kısımlardan biri Arbitrum'un forumu. Forum ne oluyor? Burada işte başka proje geliştirenlerin de buluştu. Bazen uzmanların da buluştu. Projeler hakkında tartıştığı, yardıma ihtiyacı olanların buraya yazdığı, sorularını cevap bir kısım. Yani bir proje geliştiriyorsun, sorun yaşadınız veya aklınızda bir soru işareti var. Burada belki zaten cevabı var. Cevabı yoksa da burada aratıp cevabını bulabilirsiniz. Örneğin bu forumda burada bakın bir sürü topik Buraya siteye girip kayıt olup daha sonra siz de bu topiklerin hepsini buradan araştırabilirsiniz. İşte topikler mesela diyorsunuz. Bütün topikler burada çıkıyor. İşte mesela her şeyin kaç görüntülenme aldığı, kaç cevap aldığı, en son ne zaman bu konu hakkında konuşuldu. Hepsi gözüküyor. Gördüğünüz gibi de hepsi böyle güncel konular. Bazıları proje geliştirme ile ilgili sorular. Burada gerçekten belki de bir proje ortağınızı bulacaksınız tanışacaksınız. Yani network de yapacaksınız. Yani bunu da bu forumlar sağlıyor. Sizin daha globalde işler yapmanızı, kendinizi geliştirmenizi sağlıyor. Onun için bence bu taraf oldukça önemli. Yani forumda proje geliştirmeden önce de, proje geliştirdiğiniz süreçte de forumda vakit geçirmeye çalışın derim size. Çünkü bence en çok bir şeyler katan size, kendinizi geliştirmenize en çok sağlayan noktalardan biri bu forumlar. Ya yani Arbitrum bunların hepsini sağlıyor. Yani belki bahsetmediğim çok kısım var. Zaten gelecek videolarda Grant tarafından da bahsedeceğim. Yani ben ben proje geliştireceğim Arbitrum'da. Fona ihtiyacım var. Belki geliştirme süreci için. Belki yazılım için. Belki ekibe birini almam için. Bunun için Arbitrum size destek oluyor projenizi. Onları ikna edebilirseniz. Yani bu noktada tüm adımları sizlere vereceğim. Nasıl başvuru yapacağınızı. Nasıl projenizi Arbitrum'a taşıyabileceğinizi. Hepsinden bahsedeceğim. Yine de sorularınız olsa mutlaka yorumlarda belirtin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda görüşmek üzere.